Danışman Özlem Helvacı ve In Business dergisi editörü İpek Alp Kökek'in Olgun Soy'un çevrimiçi olarak katıldığı çalıştayda insan kaynaklarından beklentiler ve insan kaynaklarının beklentileri konularına odaklanıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden bilime katkı sağlayacak bir çalıştay daha düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve devlet üniversiteleri arasında bu alanda gerçekleştirilen ilk çalıştay olma özelliğini taşıyan etkinliğin detaylarını öğreniyoruz. Devlet üniversitelerinde bu alanda yapılan ilk etkinlik olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştayda alana hizmet eden tüm paydaşların etkileşim sağlaması amaçlandı. Öncelikle bugün insan kaynakları yönetimi güncel gelişmeler çalıştayının ikincisini düzenlemiş için buradayız. Bu çalıştay Türkiye'de insan kaynakları yönetimi alanında akademide bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bugün yıl ikincisini yaptık. İnşallah seneye de üçüncü de belki sempozyum belki kongre şeklinde formatına döndüreceğiz. Bu manada bir boşluğu dolduruyoruz. Covid sonrası İK'dan beklentiler, Covid sonrası İK'nın beklentileri şeklinde değerli bir konuğumuz bize sunum yaptı. Öğleden sonra iki oturum, cuma gününde iki oturumla bu çalıştayı bitirmiş olacağız. Geçen yıl insanı önceleyen, insan kaynak mı kıymet mi konusunu konuşmuştuk. İnsanın kıymet olduğuna daha çok vurgu yapmış idik. Bu yıl da aynı şekilde bölümümüzü, mottosunu insani yönetim ekolü olarak belirledik. Burada insanı önceledik. Bugün toplum 5.0, endüstri 5.0, 4.0, işte web 2.0. Biz insani yönetim, yani biz insanı öncelemek, dijitalleşme ile birlikte insanı öncelemeyi düşünüyoruz. İnşallah seneye de itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi markası altında İktisadiler Bilimler ve İnsan Kaynakları Yönetim Bölümü olarak insan kaynakları yönetim alanında çok önemli bir boşluğu dolduracağız. Çünkü özel sektör, konuşmacımız özel sektördendi. Bu gerçekten 27.sini yapıyorlar. Onlar 27 yıl önce olayı aşmışlar. Biz daha akademi olarak maalesef akademinin bu bir eksikliğidir. Ama bu eksikliği çok kısa sürede kapatabilmeyi umuyoruz. Çünkü iyi bir ekip, yani Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi iyi bir ekip, iyi bir gruptan oluşmakta. Bu açığı kapatmak için 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi kendimize hedefler koyduk. Burada da bu önemli boşluğu doldurmayı hedefliyoruz bölüm olarak. 30 Aralık 2021 tarihinde iki oturum şeklinde yapılan çalıştay 31 Aralık Cuma günü de devam edecek.